Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Aziz kardeşim, kıymetli Başkan Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde karşılama töreni düzenlendi. Duygularımla, muhabbetle... İki lider görüşmelerin ardından Şuşa beyannamesini imzaladı. 44 günlük malum bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu ve Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Kardeşim Aliyev'in vizyoner liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şuşa'ya gelirken şu anda çalışmaları gördük, gördünüz. Yoğun bir çalışma var. Altyapıda yoğun çalışmalar var. Bir taraftan yollar yapılıyor. Bir taraftan enerji santralleri açılıyor. Bir taraftan yüksek gerilim hatları inşa ediliyor. Bütün bunlarla beraber tabii susuz olan bu bölge suya kavuşuyor ve bütün bu çalışmalar şu anda sürekli olarak devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanına da, havalimanlarına da inşallah kavuşacak. İkili görüşmede de bunları bana değerli kardeşim özellikle anlattı ve havalimanına, havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara tabii geliş gidişler daha da artacak ve turizmde de bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı o dönemde yaşayacak. Tabii Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubatlı, Laçin, Şuşa, Kelbeçer, Ağdam, Hocavent gibi Karabağ'ın kadim yerleşim yerlerinin tekrar inkişaf ettiği günleri yakında hep birlikte göreceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise konuşmasında Şuşa beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. İki mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayi alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu. Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki, Türkiye Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan'ın haklı sesi Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu. Basın konferanslarında, öz çıkışlarında... Ermenistan diz çöktü, beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi, kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür ifadelerini kullandı.